1930'da dünyaya bir çevre dersi vermekte olan bir Mustafa Kemal daha varmış aslında. Hatta şu ara ülkeler diyorlar ki çevre konusundaki şu kanunları çıkarın. Ben 30'daki bu örneği o çıkarın diyenler aslında mutlaka göstermek gerektiğine inanıyorum. Bu arada sayın komutanım, sayın komutanlarım, gerçekten acı parantezlerim çok. İlk acı parantezim Atatürk kimdir belgesini Türkiye'de 1981'de hiç görmememiz olacak. İkinci acı parantezim ise silahlı kuvvetlerim dışında görmedik. Silahlı kuvvetlerinde olduğunu kesin biliyorum. Bir tane daha acı parantezimi burada açmak istiyorum. O da şu. 5 Mart 1996'ya götürmek istiyorum sizleri. Ben uzmanlık alanım Atatürk ve Türk Dini. Uzmanlık alanında çalışırken konferansımı farklı bir uygulama yapmak istedim. Tiyatral sunmaya karar verdim. 25 tane genç arkadaşımla çalışıyoruz. Hepsi gönüllü çocuklar. Prova yaptık, oturduk, televizyonu açtık dinlenmek üzere. İkinci haber olarak 6 dakika müddetle 5 kere görüntü zoomlanarak 6 kez de dünyada ilk kez laf edilerek televizyonda bir haber verdi. Haberi aynen sizlere aktarıyorum. Amerika'da çok eski bir müzikol hiç yıkılmadan dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle raylar üzerine 2 metre kenara çekilerek yerine yeni bir binanın yapıldığı haberini verdi. O sırada bir öğrenci arkadaşım ayağa fırladı, bana dedi ki ya hocam dedi, bakın dedi, biz şu tarihe pek bir daldık dedi. El alem dedi, neler yapıyor, nasıl yapılır bu diye. Bir türlü aklım almadı deyince bendeki tabii şalterler attı, hemen eve koştum. Arşivimde Atatürk'ü bu işi yaparken çekilmiş 8 kare fotoğrafı vardı. Getirdim önlerine koydum, yıl 30 dedim. Peki dediler, bir tanesi kalktı bana şunu söyledi. Peki suç bizde mi dedi. İlk defa bu resimleri görüyoruz, ilk defa duyuyoruz sizden. Ve nasılsınız, bu haberi veren televizyon kanalına bir faks çektir. Dediler ki 6 dakika müddette ikinci haber olarak 5 kere Atatürk'ün şu resimlerini göstererek, ama dediler mesajı iyi verin ne olur. 1996'da Amerika bugünün tekniğiyle çekiyor, yerine yeni bir bina yapıyor, hem de 2 metre çekiyor. Ama Atatürk 30'da 4 metre 80 santim çekiyor bir ağaç kurtarmak için, bunu da mutlaka belirtin demişlerdi. Yıl 96'ydı. 113 kez faks çekmişiz. Yıl 2007. Komutanım, komutanlarım, hiç izleyenimiz var mı içimizde? Var mı? Daha bekliyoruz. İnşallah magazinden şu Seda Sayanlardan falan vakit bulabilirlerse bu haberlere de sanıyorum yer verip verecekler. Hala bekliyoruz o televizyon kanalından. Bu arada diyeceksiniz ki bir çınar ağacı, bir de iğde ağacı. Atatürk'ün hayatında tek tek örnekler olabilir. Hadi gelin Söğüt Özü'ne gidelim. Söğüt Özü'nde 80 tane Söğüt ağacı var. Atatürk burayı çok seviyor. Dinlenmek için hep buraya geliyormuş. Galiba bir geldiğinde düşündüğünü sesli olarak aktarmış. Ah demiş, şurada bir kulübem olsaydı keşke. Ya paşam demiş, istediğin küçücük bir kulübe hemen yaparız buraya. Ya demiş, peki buradaki ağaçlar ne olacak? Paşam demişler, Söğüt ağacı gönülsüz ağaçtır. Sökeriz, başka bir yere dikeriz, mutlaka tutar bunlar. Bir an düşünüyor, bir tek şartla kabul ederim diyor. Buradaki yetecek kadar yerdeki Söğüt ağacını kendi elimle sökeceğim, kendi elimle dikeceğim. Önce tuttuklarını göreceğim, ondan sonra kulübe yapımına izin vereceğim. Aslında bugün beton yeşile tercih eden zihniyete en güzel örnektir bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal makamını hasırlar üzerine Söğüt Özü'ne taşıtır. Kabullerini burada yapar, imzalarını burada atar, çadırda kalır, vakit buldukça Söğüt ağaçları uğraşır ve hepsinin tuttuğunu görür. Ondan sonra bugün kendisi küçücük ama verdiği mesaj olağanüstü büyük olan kulübenin yapımına izin verir. Sayın komutanlarım, bu anıyı okuyunca ne geçti biliyor musunuz içimden? Samimi konuşacağım sizinle. Bizi lisede hep gezilere götürürlerdi. Hep Antalya'ya götürürlerdi. Yüzerdik, eğlenirdik. Lay lay lomdu. Ne olurdu bizim nesil? Şu kulübeye götürselerdi. Benim elimde 130 tane belge var. Atatürk'ün çevreden katıldığına dair. Keşke bizim nesle o kulübenin önünde bu 130 belgeyi okusalardı. Galiba değil, altına gene imzamı atıyorum. Bugün betonu yeşile tercih eden hiçbir belediye başkanı koltuğunda asla oturuyor olamazdı. Benim düşüncem bu. Çünkü insanın hiçbir şekilde içine sinmezdi galiba. Darısı birkaç dönem sonranın gelecek olan lise ya da üniversitedeki belediye başkanlarının bu konuda uzmanlaşması diyorum. Bu arada gelin sahneye Tahsin Coşkan'ı davet edelim. Tahsin Coşkan genç bir mühendis. Gel diyor, seninle bir yere götüreceğim. Bir fikrini almak istiyorum. Giderler, bataklık, servis neksazlığı, berbat bir araziyi göstermektedir. Hayrola paşam der. Ya çocuklar, bütün masrafı cebimden ödemek üzere burayı orman çiftliği yapmak istiyorum. Ya paşam der, sizin burayı istiyorsanız ya paranızı tüketir
niye zamanınızı bu kadar mümbit topraklar varken gelip de niye burayı seçtiniz? Atatürk'ün verdiği cevap tam Atatürkçedir. Der ki ben en zor olanı yapayım da arkamdan kolayları siz nasıl olsa yaparsınız. Adam ne bilsin ki en kolayları bile hallediyoruz ama. Bu arada Tahsin Coşkun inatla burada hiçbir şey yetişmez der. Ya Tahsin der sen buradaki şeyleri topla, burayı bir incele, bana resmi bir rapor getir. Biraz sonra Tahsin Coşkun çok mutlu, kendi dediği çıktı. Üzerinde burada hiçbir şey yetişmez yazılı belgeyi Atatürk'ün önüne kor. Atatürk biraz bebesim okur bu yazıyı, kalemi alır, bu kağıdın yanına kendi el yazısıyla aynen şunları yazar. Burası vatan toprağıdır. Kaderine terk edemem. Etmez de. Aynı Akasya savunmasının Sakarya savunması gibi ele alır. Çam ve Kökner'i oraya 30 Ağustos olarak tamamlar. Ve 25 Mayıs 1933. Ben hep merak ediyorum. Türkiye neden çevre gününü 5 Haziran'da kutluyor diye. Çünkü 25 Mayıs 1933'te Atatürk burada ilk çevre günü kutlamasını yapacaktır. Çiftlik günü adıyla. Çevre günlerini soruyorum liselere. Diyorum ne yapıyorsunuz? Ağaç dikiyoruz, çöp topluyoruz filan. Öyle değil. Bütün Ankara altını bedava trenlerle buraya getirtiyor. Ağaçlar boy vermiştir, altına oturmaktadırlar. Havuz yapılmıştır, çocuklar yüzmektedir. Bütün masrafı, bütün fidelerin parasını kendi cebinden ödemiştir. Kar da almaz. Bir fabrika açtırır, süt ürünleri üretilmektedir. Herkes çok mutlu. Ama en mutlusu tabii ki Atatürk. Ama Nebizade diye bir arkadaşı var. Nebizade'nin kafa çok karışık. Yahu paşam diyor, senden başka bir kişi ama bir kişi burada bir ağaç yetişeceğine inanmadı. Sen bu ormanın olacağını nasıl anladın Allah aşkına? Gel Nebizade gel diyor, şimdi anlatayım sana. Hani diyor Tahsin Coşkan'ın bana olmaz dediği günün akşamı tebdili kıyafet çantayadan kaçtım. Buradaki köylülere geldim. Köylüler beni tanımadılar. Ağlar dedi. Bu ağaç yetişip yetişmeyeceğini en kolay yoldan bana nasıl ispat edersiniz? Verdiler bir testi su, bir de kazma kürek. Kaz burayı, göm testi, 2 gün sonra gel sana ne olacağını söyleriz dediler. Ah diyor, o 2 gün Çankaya'da nasıl geçti? Bir Allah bilir bir ben diye söylüyor. O kadar sanki tek işi ağaç dikmek adamcağızın. Bu arada 2 gün sonra gittim testiyi uzattım köylülere. Testi de su bitmiş. Ağam dediler, kurak çorak olduğuna bakma. Toprak su emiyor. Biraz uğraş burayla, ne ekersen biçersin. Tahsin Coşkan o raporu getirdiğinde ben çoktan projeye başlamış, epey de ilerlemiştim diyecektir. Ve sonra asrın lideri olmanın o kadar da kolay olmadığını tespit ettim. Ne yapar biliyor musunuz? Kendisine en çok muhalefet eden, en çok burada hiçbir şey yetişmez diyen Tahsin Coşkan'ı da buraya müdür tayin eder Mustafa Kemal. Çünkü niye derler? Der ki, İşi en iyi o öğrendi de bu sayede onun için müdür tayin ediyorum. En iyisini öğreneni tayin edeceğim diyecektir. Bu arada bizler galiba bizim nesil 130 belgeye hiç çalışmadı. Ama öğretilseydi çalışırdık herhalde de. Ama bunun acısını düşünebiliyor musunuz? 1930'dan beri tabiatla sakın oynamayın. Bir ağaçla bile sakın oynamayın diyen bir Mustafa Kemal bizim liderimizken Türkiye acı bir bedelle ödedi. 30'dan beri bunu takip etmemenin acısını. 17 Ağustos depremiyle. Tamam deprem bir kaderdir. Hiç sözüm yok. Ama tabiattan aldığımızı tabiat geri aldı. Dolgu alan çöktü. Ağaç keserek yaptığımız binalar çöktü. İşte bunu hak ettiği tek ülke bizdik diye düşünüyorum. Galiba yabancılar Atatürk'ün çevre politikasını çok daha iyi anlamışlar her zaman olduğu gibi. Hani dedim ya gazeteleri tarıyorum diye. 24 Temmuz 1935 günlü Cumhuriyet Gazetesi görüyorum. Birden çok fazla şaşırdığım bir habere rastladım. Ben hep Atatürk çiçeği diye bir çiçek alıyorum. Kırmızı renkte. Ben hep onun adını biz koyduk zannediyordum. Aynen size gazetedeki haberi aktarmak istiyorum. Chicago Özel. Geçenlerde Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden Dr. Kerngrand'ın laboratuvarlarında muhtelif ameliyeler neticesinde kırmızı renkte bir çiçek elde edilmiştir. Profesör bu çiçeğe isim ararken yanında Tarsus Koleji'ni Atatürk'le tanışan, ondaki tabiat bilgisine hayran olan bir diğer profesör bu çiçeğe Gazi Atatürk adını verilmesini önermiştir. Bu öneri Dünya Nebatat Dairesi'ne iletilmiş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu şeyi okuyunca da oldukça şaşırdım demek ihtiyacını hissediyorum şimdi ama galiba Atatürk'ün birinci sırrını çok net olarak çevre hareketi vermektedir. Trabzon'a gidecek. Trabzon'daki iklim şartlarını inceletiyor. Trabzon'a uygun bitkiyi kucağında götürüyor. Trabzon'a ekiyor. Bugün hala Trabzon'da Atatürk çiçeği diye anılan bir çiçektir bu. O
bu sınıf lideridir. Bu sınıf içerisindeki Trabzon'da birdir, Yalova'da birdir. Oradaki bir ağaç, bir taş da birdir. Çünkü liderliğini bu sınırların liderliği yapmaktadır. Onun için lider yetiştiremiyoruz demek. Galiba altındaki anlam burada çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. Çünkü havada uçuşan tek toz tanesini bile sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir liderdir de galiba onun için asrın lideri olmuştur diye düşünüyorum. Atatürk'ün ikinci sırrına gelince, dünya liderleri içerisinde Atatürk'ün dışında hiçbir zaman hiçbir liderin alamadığı bir sıfatı almıştır Mustafa Kemal. Dünyada hiçbir liderde yoktur bu sıfat. Ben merak ediyorum, bir insan doğumundan ölümüne kadar ya bir askerdir, ya bir devlet adamıdır, ya çevrecidir, ya mühendistir ki çekme işlemi çevre mühendisliği harikasıdır, ya arkeologdur, ya sanatçıdır ama bir şeydir. Ben doğdum, ölüyorum, bir işi anca yapabiliyorum. İşte hepsini birden doğru zamanda ve doğru tespit ederek yapabilen tek lider dünyada Mustafa Kemal Atatürk olduğu için dünyada kültür antropoloğu sıfatını alabilen tek lider Atatürk'tür. Kültür antropoloğu nedir, ne değildir anlatmam gereken bir grup önünde değilim. Ama ben tarihten gitmek istiyorum. 5 Mayıs 1935 Ahlatlıbel'e gidelim. Ha ben 26 yılda Atatürk'ü çözdüm. Ama çözemediğim bir Atatürk kaldı. Nasıl yetişiyor? Bir bakıyorsunuz bütün arkeoloji kazıların başlama emrini veren Mustafa Kemal'dir. Müzelerin açılma emrini veren de Mustafa Kemal. Ama bugünkülerde olduğu gibi açın kazın. Ötesi beni ilgilendirmez değil. Bir bakıyorsunuz Efes kazıları başlıyor. 3 kere başında. Asar kazıları başlıyor. 2 kere gidiyor. Ahlatlıbel kazıları başlayınca da geliyor kazın başına. Metreler alıyor. Ölçüyor. Toprak ölçüyor. Bir şeyler yapıyor. Diyorlar ne yapıyor gene bu? Dönün diyor Çankaya'ya. Çankaya'ya döndükten sonra 3 gün 3 gece hiç uyumadan uyumamak için alnına ıslak bezler koydurmuş. Birilerini çağırıyor, büyük bir heyecan içinde kitaplar okuyor filan. 3 günün sonunda gelin diyor Ahlatlıbel'e gidiyoruz. Gidiyorlar, biliyorsunuz Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük arkeoloğumuz Zübeyir Koşar, onun birebir anısıdır bu. Zübeyir Koşar ve yanındaki yabancı arkeologları topluyor ve büyük bir heyecanla kazdığınız yer yanlış diyor. Şuraya lazım. Yabancılar patlıyorlar. Diyorlar tamam anladık, iyi askersin, iyi devlet adamısın. Ama bu işin de uzmanı bizi, sana ne oluyor diyenler oluyor. Ama Zübeyir Koşar ne diyor biliyor musunuz? Atatürk'ün gösterdiği yeri niye kazdık biliyor musunuz diyor. Al işte sana bir daha karışma demek için kazdık diyor. Sonuç mu? Bütün bulgular oradan çıkacaktır. Kendi kazdıkları yeri kendi inatları uğruna, kendi ceplerine öder kazarlar. Hiçbir yere rastlamayacaklardır. Bunun 3 gün sonrası Garda'nın yazdığı Sırat Köprüsü adlı piyeste görürüz Mustafa Kemal'i. Piyesin başında mutludur, biraz sonra sinirlenir. Piyesin sonunda bana Galip Arcan'ı çağırın der. Galip Arcan gelince bu piyesi siz mi yazdınız der. Evet ben yazdım. Hayır der. Bu Birbo'nun Flor d'Orange adlı vodvilinin aynen çevirisi. Neden bunu belirtmeniz hakkında soruşturma açtırıyorum diyecektir. Bu anıyı da okuyunca ne dedim biliyor musunuz? Abi atam dedim. Vodvil'e varıncaya kadar ne zaman okursun? Ne zaman aklında tutarsın? Ve ne yaptım biliyor musunuz? 20 yıllık araştırmacıydım. Atatürk'le iddiaya girmek gibi bir gaflette bulundum. Dedim senin başında durmadığın, ilerletmeye çalışmadığın bir alanın borcu olsun. O sırada Sanat ve Atatürk adlı araştırmamı yapıyorum. Baktım resimde Türk tarihinde ilk resim sergisini açıyor. Heykeli din etkisinden kaldırıyor. Müzikte yapmadığı çalışma yok. Dans sektöründe sadece dans ediyor zannediyordum. Oysa bir sürü işle uğraşmış dansta. Ama 7. sanat dalı geldi önüme. Sinema. Dedim artık burada kesin iddiayı kazandım. Herhalde artık burada yoksundur. Heyhat. Baş yönetmen Cezmi Ağar. Baş rolde Mustafa Kemal film çekiyorlar. Atatürk'e tabii Cezmi Ağar Cumhurbaşkanı ya diyemiyor. Şöyle dur böyle dur diye. Gel Cezmi gel diyor. Burada başkomutan sensin. Bu işi ben bilmem. Önemli olan işin iyi çıkması. Bana da öbür oyunculara bağırdığın gibi aynı şiddetle bağıracaksın der. Hayatının son günlerinde Cezmi Ağar ben bir daha öyle bir oyuncuyla asla çalışmadım diyecektir. Yıl 1937. Münir Hayri'ye geliyle odalarına çekilirler. Ne mi yaparlar? Atatürk bir film senaryosu yazmıştır. Kendi el yazısıyla adını da koymuştur. Ben bir inkılap çocuğuyumdur. Münir Hayri Egeli çekecektir. Atatürk oynayacaktır. Ama 37'dir, ömrü vefa etmemiştir. Ben sayın komutanlarım geceleri genelde yol yapıyorum, gündüzleri konferans veriyorum. Onun için televizyondaki dizileri pek fazla izleyemiyorum. Ama galiba duyduğum kadarıyla senede 400 dizi çekiyormuş. Nerede bu diziyi çekenler Allah aşkına? Ata kendi yazdığı senaryosu. Alıp bunu filme çekseler galiba şu gençlerimiz için Pokemon'dan çok daha faydalı olacağına ben kesin gözüyle bakmaktayım aslında. Bu arada ben iddiamda
ondan vazgeçtim de çok merak ediyorum nasıl yapıyor. Rönesans, reform, aydınlanma çağı etkinlikleri bir adamın kafasında 10 yılda başarılıyor. Bunu pek aklım almıyordu ama galiba bir sözünde esas gizli sırrı buldum. Bu sözünü okuyana geçti biliyor musunuz içimden? Yahu dedim şu kargı kovalamasını, şu kırık gemiyi bize öğretene kadar, şu sözünü öğretselermiş benimize galiba çok daha farklı bir Türkiye'li olacaktık şu anda. Diyor ki Mustafa Kemal, çocukluğumda elime geçen iki kuruştan eğer birini kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. Çocukluğunda eline geçen iki kuruştan birini kitaplara verdiği için 35 yaşında general, 40 yaşında başkomutan, 42 yaşında cumhurbaşkanı, 46 yaşında dünyada tek reformist olarak şu anda ününü sürdüren, dile dokunabilen reformist, 53 yaşında nutku yazan genç olarak tarihimize geçecektir. Okumak da öyle bildiğimiz gibi okumak değil. Yıl 1914. Sıkı bir savaş var. Benim babam da asker, sordum dinlenmek için vakit bulursun çadırına geldin ne yaparsın? Dedi şöyle postalları çıkar bir 5 dakika uzanırım. Atatürk öyle yapmıyor. Çadırında Macar Türkoloğu Nemet'in, Fransız Türkoloğu Devrim'in Türkoloji albümleri duruyormuş. Açıp onları okumaya başlıyor. Arkadaşları kahkahayla gülüyorlar. Gencecik bir asker çünkü o zaman ne paşa ne Atatürk. Ya diyorlar dışarıda savaş var sen niye kitap okuyorsun? 26 yılda beni en çok etkileyen cevabını burada verecek. Ne diyor biliyor musunuz? Savaştan sonra bu dilin değişme ihtiyacı var, onu tespite çalışıyorum. Dilde değilim ben. Neresi beni çok etkiledi biliyor musun? Ne diyor adam? Savaştan sonra, yani savaş nasıl olsa kazanılacak. Böyle inanan bir insanın peşinden gitmemeye imkan var mı? Ben merak ediyorum. Yıl 1916, Bitlis cephesi komutanı Mustafa Kemal çökmekte olan bir cepheyi kurtarıyor. Geliyor çadırına, Yaver İzzettin çalışanın eline bir not veriyor.